Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sayfası gelecek şimdi ekrana. Bakın, Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesi. Sağda böyle şey için aldık, kendisini daire için aldık. Süper Lig ve 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanları yeniden belirlendi. Hani fiyatların yeniden belirlenmesi gibi Ümit Bey. Güncelleme yaptı. Güncelleme bir gibi. Bir dikkat ettiyseniz büyük bir titizlikle yapmışlar. Evet, büyük bir görevi yani Merkez Hakem Kurulu büyük bir titizlikle bunu yapmış. Şimdi buna bastığınız zaman hiçbir tek açıklama yok. Ne var? Onun yerine bu önümüzdeki maçlardan itibaren sezon sonuna kadar görevlerini sürdürecek olan hakemlerin, gözlemcilerin isimleri var, listesi var. Peki yeniler var da mesela şu isimler nerede? Ali Palabıyık, Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır. Onların aralarında bulunduğu 13 ünlü hakem yok. Bildiğiniz tasfiye. Şimdi tamam, buradan sadede gelelim, buradan başlayalım. Hangi takım tutuyorsunuz? Ben takım tutmakta zorlanıyorum. Ciddi söylüyorum. Arada bir şuna bakıyorum, arada bir buna bakıyorum. Ve bir süredir bu pandemiden sonra özellikle seyircisiz maç seyredemediğim için koptum. Yoksa arada bir seyrederdim Beşiktaş'a gönlüm kayarak. Seyrederdim ama yani seyredemiyorum da dolayısıyla ben bu haberlere salt haber olarak bakıyorum. Ama en azından şunu biliyorum. Türkiye'nin yarısından fazlası bir takım taraftarı ve bayağı hasta taraftar. İşte o benim. Ben siz Fenerbahçeliyim. Öyle... Allah başka dert vermesin. Ay evet. Öyle bir addediniz ki. İlk önce bu futbola başlarken şunu söyleyelim. Bütün Trabzonlu dostlarımızın şampiyonluğunu tebrik edelim. Çok hak edilmiş bir şampiyonluk aldılar. Alıyorlar. Alıyorlar. Ama aldılar denebilir değil mi? En iyi futbolda onlar oynuyorlar. Evet. Tertemiz bir şampiyonluk hak ettikleri gibi alacaklar. Biz de buradan tebrik edelim kendilerini. O yıl bu yıl. O yıl bu yıl. Evet. Umarım önümüzdeki senelerde de hep aynı güzel futbolu oynarlar. Buna hepimizin ihtiyacı var. Diyoruz yani Türkiye hep vasatlığa razı geliyor. Maalesef her şey vasata doğru giderken futbol da vasata doğru gidiyor. Bir de her şey kurumsal olarak erozyona uğrarken futbol da erozyona uğruyor. Şöyle değil mi Ayşenur Hanım, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi tamamıyla bir keyfilik değil mi? Öyle. İşte Türkiye Futbol Federasyonu da böyle. Tamamıyla keyfi alınmış kararlar, kimseye danışılmadan. Tam bir vasatlığa doğru giden Türk futbolu. Bana o yüzden hep şöyle geliyor. Yani bütün her şey kirlenirken futbolun bunun dışında kalması da çok mümkün değil. Hı hı. O da bir kurumsal erozyona uğruyor. Orada da biz kalitesizliğe şahit oluyoruz. Keyfi kararlara şahit oluyoruz. O yüzden biz olan bu Türk futbol severleri oluyor. Biz de kendimizi işte Şampiyonlar Ligi seyrederken buluyoruz bir anda. Onunla, oradaki futbolla buradaki futbol arasındaki kalite farkını gördüğünüz zaman üzülüyorsunuz. Ama yine başa dönecek olursak, yine güzel şeylerle konuşalım. Ben hep şeyi çok isterdim. Trabzon deplasmanına gidip Trabzon Fenerbahçe maçını seyretmeyi çok isterdim. Ya. Bu sene nasip oldu. Yenildik gerçi ama çok keyifliydi. O atmosferde maçı seyretmek. Gerçi Fenerbahçe formamızla gidemedik ama olsun. Yine orada maçı seyrettik. Trabzonlu dostlarımızla beraber. Şimdiden dediğim gibi çok hak edilmiş bir şampiyonluğa doğru gidiyorlar. Hepsini tebrik etmek gerekiyor. Şimdi şampiyonluk evet hakikaten ben de yani sizin kadar elbette anlamam. Çok da hani fanatik de değilim hiçbir takımın taraftarı. Bir böyle hani sempati duymak var, taraftar olmak ayrı ya. Ben de sempati düzeyinde öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi bu hakem meselesinin önemli olduğunu bilecek kadar bir futbol bilgim var. Şimdi Ali Koç, Fenerbahçe kulübünüzün başkanı Ali Koç, büyük başkan. Dün gece bir vakit bu olay ortaya çıkınca bir açıklama yarattı ki hani oh böyle patladı diyebiliriz. Zira bakın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde açıklama yapılmadan, hiçbir açıklamaya yer verilmeden bir listenin açıklanması ve o listeyi okuyunca Türkiye'nin en ünlü 13 hakeminin tasfiye edildiğinin ortaya çıkması tuhaf bir durum.
Yani gönderebilirsiniz ama bunu kulüplere duyurursunuz, tartışırsınız ya da bilgi verirsiniz, kamuoyunu aydınlatırsınız. Kulüplere doğrudan bildirmeseniz bile gerekçesini ortaya koyarsınız. Bunların hiçbiri yok. Bunun üzerine dedi ki Ali Koç, perde arkasında neler oluyor, neler oldu dedi. Bunun açıklanması lazım dedi. Şimdi gerçekten haklı. Ne oluyor perde arkasında? Ne oluyor? Neler yaşandı da bu oldu? Çok haklı. Bir şey söyleyebilir miyim? Mesela bu Türkiye'de sizin şu anda en fazla erozyona uğradığını düşündüğünüz değer nedir? Benim yargıdır. Öyle değil mi? Hmm. Adalete kimsenin güveni yok. Hakemler de o Türk futbolunda yargıyı dağıtan kişiler. Ha, böyle bak, doğru. Evet, doğru. Yani bugün siz Türk yargısına güvenebiliyor musunuz? Ben güvenemiyorum. Güvenen olduğunu da zannetmiyorum. Aynen hakemlerin durumu da böyle. Şu anda kimsenin hakemlere güvenmemesi, bunun için haklı sebepleri olması bunu gösteriyor. Yani başkanımız da böyle bir açıklama yapmış, doğru. Bu Türk futbolunun üzerindeki en büyük tehditlerden bir tanesi. Hiç kimsenin o yargıya güvenmemesi, hakemlere güvenmemesi, Futbol Federasyonu'nun bu krizi çözmek yerine çok daha keyfi bir şekilde hareket etmesi. Ama kimseye kamuoyunu bilgilendirmeden, futbol kulüplerine haber vermeden gerçekten nasıl olur? Cumhurbaşkanı bilgilendiriyor mu? Bir karar alırken. Dönüşüyor ona geleceğim. Ona geleceğim. Çünkü bu neyin göstergesi diye elbette soracağım. Tabii. Yani tek başına bir mesele değil herhalde bu dediğiniz gibi. Bakın Ali Koç diyor ki bir kere şunu diyor, anlatın diyor. Gelen ve giden hakemler hangi kriterlere göre seçildi, belirlendi? Gidenler niye gitti? Gelenler neye göre geldi? Bunu anlatın bize diyor bir kere, bir. İkincisi, şöyle ağır durumlar var. Bakın ben Cumhuriyet Gazetesi'nin spor sayfasından okuyorum bunları. Gerçekten, çünkü çok hakim olmadığım için bilenlere danışarak diyeyim yani. Sizinle paylaşıyorum. Mesela Cüneyt Çakır televizyondan öğrenmiş. Pek de bir şey söylememiş. Hiçbir bilgim yok demiş. Ne desin? Şunu hatırlatıyor Cumhuriyet Gazetesi. Diyor ki Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, isim de tanıdık gelebilir size, Beşiktaş'la oynadıkları maçın arkasından federasyona ve Nihat Özdemir'e seslenerek hakemlerin içindeki FETÖ'cüleri temizleyin demişti. Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran da bir süre önce Cüneyt Çakır Türk futbolundan çıkmalı isim hedef belirterek. Şimdi bakın bu öyle ağır bir durum ki eğer gerçekten ciddi, inanılır, inandırıcı bir açıklama yapmazlarsa bu hakemler, ben 3 tanesini sadece gösterebiliyorum. 13 ünlü hakem, her biri Avrupa'da maç yönetmiş. Hatta Cüneyt Çakır bir Şampiyonlar Ligi maçı verilir verilmez gibi konuşmalar yapılıyor. Bu insanları nasıl zan altında bırakırsınız? Hiç. Ya bir de şöyle bir şey var. Bugün hoşunuza gitmeyen kararlar veren, sizinle aynı düşünmeyen herkese FETÖ'cü damgası vurmak moda haline geldi. Evet. Yani bu sadece futbolda da değil. Bakın futbolda olanlar Türkiye'nin bir iz düşümü gibi değil mi Ayşenur Hanım? Kimse yargıya güvenmiyor, hakemlere de güvenmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu kimseye danışmadan, hiçbir kriter belirlemeden bir karar alıyor. Aynen Cumhurbaşkanı gibi. Daha sonra siz birisini suçladığınız zaman, verdiği kararı beğenmediğiniz zaman ona hemen bir işte terörist damgası vuruyorsunuz. Bunu biz Türkiye'de de yaşıyoruz. Futbolda da yaşamaya başladık işte. O yüzden bence futbolda olan bütün bu kalitesizlik, vasatlık, çürüme Türkiye'de yaşadıklarımızın sanki bir iz düşümü gibi. Ya isim vermeye gerek yok elbette. Ben çünkü yargı merceği değilim. Hı hı. Ama gazeteci olarak şunu biliyorum. Elbette siz de biliyorsunuzdur. Fethullah Gülen'le çok yakın irtibat içinde olan, Pensilvanya'ya yolu defalarca düşmüş olan, kendisine hizmet hareketi içinde gördüğünü ifade eden pek çok futbolcu, yani dediğim gibi hakikaten isme gerek yok, futbol oynamaya devam etti, kulüplerde yer aldı. Bunlar yazıldı, çizildi, hatta dava dosyalarına bile girdi ama onlara dokunulmadı. Şimdi durup dururken birdenbire acaba seçime doğru buradan bu çıkarımlarla gitmek doğru değil. Elbette onu biliyorum. Çünkü hakemlerin
böyle bir nedenle tasfiye edildiğine dair elimizde bir veri yok. Bunu sadece Cumhuriyet Gazetesi'nin spor sayfasında okuduğum haberdeki Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, meşhur Sancaklardan Murat Sancak'ın ifadesine dayanarak söyledim. Burada ama bir perde çekeyim.